Peppa ve George bugün çok heyecanlı. Tatile çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Babam gizli bir sürpriz getiriyor. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına! Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne baba. O zaman gidelim. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa. Ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Aa, demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor, şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz büyük baba köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır, bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Olamaz. Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Aa, bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzy geldi. Merhaba Suzy. Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şapşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Çok yolumuz var mı? Bir sonraki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Yaşasın! Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Kamp tatili. Peppa'nın ailesi karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın baba domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum. Kırsal bölgede olduğumuz için günü doğayı izleyerek geçirebiliriz diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseli izleyelim. Doğanın harikalarından biri. Kuşlar.
Ne kadar güzel. Kışt, kışt, küçük kuş. Senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz. Kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. Ördek diyarına gidelim hadi. Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl gidiliyor? Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Ördekler nerede? Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın işte ördekler geldi. Dur baba. Ördekler için ekmek gerek. Oo. Pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve erkek kardeşleri geldi işte. Ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. Ya, rica ederim. Ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen... Mavi düğmeye basın. Karavan nehrin içine giriyor. Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Bakın büyük baba köpek ve köpeklerini orada. Merhaba baba domuz. Merhaba. Bip bip. Nehirle yanıyoruz karavanımızla. İlerideki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Eve geldik. Bu güzel tatil için teşekkür ederim bayan karavan. Ho ho. Rica ederim. Tatile gitmek çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Büyük babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir. Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç. Her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Aa, güzel.
Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Ha, bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Kıvrık kurçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba, organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George, biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk, kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elma yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Kıvrık kurtçuklara da aferin. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. George, Tavşan Richard geldi. Georgie. Richard. Dinosoy. Dinosoy. Hoşça kal Richard. Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. George, Richard. Oynarken evimi yıktınız. Lütfen zıplamayan bir şeyle oynayın artık. George oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor. George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. Patates.
Patates. Yağmurlu günlerin patates. En iyi yanı patates. Televizyonda patates. Önemli patates. Programlar izliyor patates. Olmamız. Patates. 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 Anne, George patates. Ve Richard patates. Yatak odasını dinozor diyarına patates. Çevirdiler. Patates. Ve dinozor diyarı patates. Çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı patates. Yanında. Patates. Ama benimle oynayacak patates. Hiç kimse yok. Patates. Koyun Suzy'yi davet edebilirsin. Patates. Koyun Suzy, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Alo, merhaba ben Koyun Suzy. Suzy, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel olur mu? Dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Toplayıp sıkmak için. Herkes çamur birikintilerinde hoplayıp sıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Eğlenceli koşu. Çok yağmurlu bir hava ve okulun çatısı su sızdırıyor. Okul çatısını onarmak için nasıl para toplayabiliriz? Eğlence koşusu yapabiliriz. Eğlence koşusu nedir? Piknik yapılan ve koşanları izlemek için para verilen bir gün. Ne kadar para verilirse o kadar koşulur. İyi fikir Baba Domuz. Ne kadar koşabilirsiniz? Ne? İstediğiniz kadar koşabilirim. Ama baba sen hiç koşamazsın ki. O da nereden çıktı? Ben koşu uzmanıyım. Güzel. Başka koşmak isteyen var mı acaba? Hayır, teşekkür ederiz. Ama Baba Domuz'un koşusunu görmek için para veririm ben. Ben de. Ben de. Harika. Teşekkür ederim Baba Domuz. Peppa ve ailesi makarna yiyor. Nefis. Başka makarna var mı? Baba Domuz, 3 tabak yedin zaten. Yemek bana enerji veriyor. Ve eğlence koşusu için bana enerji lazım. Koşu antrenmanı da yapman lazım. Bugün yemek antrenmanı yapsam, yarın da koşu antrenmanı yapsam? Olmaz baba. Koşu antrenmanını bugün yapmalısın. Oo. Hadi baba, yarışalım. Bu çok kolay. Yokuş aşağı koşmak kolaydır. Yokuş yukarı koşmak zordu. Keşke o kadar makarna yemeseydim. Eğlence koşusu günü geldi.
Madam Gazel'in baba domuzun ne kadar koşması gerektiğini gösteren bir çizelgesi var. Baba domuz buraya kadar koşabilirse... Süpermarket! Sonra buraya. Orası büyük babamın garajı. Sonra da buraya. Rüzgarlı kale. Okulun çatısını tamire yetecek kadar para toplarız. Hemen koşuyorum. Yerine hazır başla. Koştum. Şimdi piknik yapabiliriz. Şapşal baba, bu sadece bir çizim. Evet, şimdi gerçekten rüzgarlı kaleye kadar koşmanız gerekiyor. Yerinize hazır başlayın. Okul otobüsü rüzgarlı kaleye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su, su. Ne güzel, sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su, su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar, daha fazla koşamam. Babam durdu. Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Kış, kış. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır, bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Çok iyi baba domuz. Bu fazladan koşuyla okul otobüsü için de yeterli para toplamış olduk. Teşekkür ederiz baba domuz. Rica ederim. Baba domuz bu sabah çamaşır yıkıyor. Baba, bu tişört nedir? Bu benim futbol formam. Babanız bu akşamüstü futbol oynayacak. Ama önce işe gitmem lazım. Görüşürüz, hoşça kalın. Güle güle. Zavallı babam, işe gitmek zorunda. Ah, zavallı babanız. Evet, hadi oynayalım. Peppa çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Anne domuz da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Olamaz. Anne, babamın formasına çamur sıçrattık, gördün mü? Sorun değil. Hemen yıkarız. Hemen yıkarım. Babanız çamurlandığını bile anlamaz çocuklar. Hadi makineye atacak başka şeyler de bulalım. Aa, benim elbisem de biraz çamurlu. Anne domuz ve George yıkanacak başka şeyler de buldu. Aferin sana George. Kıyafetleri buraya koyup... Düğmeyi çeviriyoruz. Çamaşır makinesi sabunlu sıcak suyla doldu. Şlap, şlup, şlap, şlup, 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 şlup. Çamaşır makinesi bütün odayı titretiyor. Peppa, senin elbisen nerede? O da yıkanıyor işte. Ne?
Oh, hayır. Bak anne, kırmızı elbisem tertemiz olmuş. Evet Peppa, ama bak başka elbiseler ne halde? Olamaz. Peppa'nın kırmızı elbisesi bütün beyaz çamaşırları pembeye boyadı. Forma için pembe pek de iyi bir renk değildir. Baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz. Bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba, üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba babamız. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Baba domuz futbol oynamayı seviyor. Herkes futbol oynamayı seviyor. Özellikle çamurlu yerde. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa, Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz... Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George.
Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanında. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Bugün köpek Deni'nin doğum günü. Bir parti veriyor. Yo ho ho! Herkes korsan kılığına girdi. Yo ho ho! Pony Pedro kovboy kılığına girdi. İha! Merhaba canlarım. Büyük baba köpek korsan kılığına girdi. Merhaba büyük baba köpek. Bana sakallı köpek deyin. Merhaba sakallı köpek. Siz büşür korsanlardan hanginiz engin denizlerin ganimetlerine konmak için yanıp tutuşuyor? Neden böyle tuhaf konuşuyor? Bu korsan konuşması. Korsan oyunu oynamak istiyorsanız şöyle deyin. Arr! Tehlikeli bir oyun mu bu? Hayır Pedro. Büyük baba köpek bana çok güvenli bir oyun olacağına söz verdi. Ama çok heyecanlı olacak. Kim oynamak istiyor? Şimdi plan şöyle. Benim bir yığın altınım vardı. Hepsi bana aitti. Ama Kaptan Hawk beni 3 kağıda getirdi. Ne? Korsan konuşmasını anlamak biraz zor. Kaptan Hawk benim hazinemi aldı. Kaptan Hawk'un korkusuz bir korsan olduğunu bilmeniz gerek. Bazılarınız onu şöyle tanıyor tabii. Büyük Baba Domuz. Büyük Baba Domuz. Ve oyunun amacı Kaptan Hawk'un gizli yerine gidip yakalanmadan hazinemi geri almak olacak. Yaşasın! Herkes korsan oyununu oynamak için çok hevesli. Merhaba Büyük Baba Domuz, geliyoruz. Çok güzel. Geliyor. Büyük Baba Domuz ve Papağan Poli korsan hazinesini koruyor. Kara Kalyon hızlansın ve rüzgar peşimize düşsün. Aa, o da ne demek? Tekneyi çalıştırın. Durun, can yeleklerinizi giyin. Büyük baba köpeğin teknesinde bütün çocukların can yeleği giymesi gerekiyor. O hain sakallı köpek az sonra burada olur. Al sana güzel bir fincan çay büyük baba domuz. Oo, teşekkür ederim büyük anne domuz. Nihayet herkes hazır mı? Bay sakallı köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo, büyük baba köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce? Evet, evet gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor.
Demir al, tam yol ileri. Biz neşelik korsanlarız, bilim mavi denizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar büyük baba domuzun meyve bahçesine geldi. Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar. Şşş, anne. Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara bayılır. Aha, yakaladım seni. Büyük baba köpek yakalandı. Benim hazinemi alacaktın öyle mi? O benim. Onu adil şekilde kazandım. Oo, hayır, kazanmadım. Aa, evet, kazandım. Bu güzel korsan oyunu için teşekkür ederiz Kaptan Hawk ve Sakallı Köpek. Oh, rica ederiz. Oh, evet, çok eğlenceliydi. Mutlu yıllar dilerim. Bence bu en iyi korsan partisi. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı, yukarı aşağı. Yukarı, formda aşağı, kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı, izlemeye bayılıyorum. Yukarı, aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Ooh. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Oh. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardır. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Yaşasın! Bu spor merkezini açıyorum. Harika! Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Hmm. Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yesin! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu.
ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba, o televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi, bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz, biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Baba domuz yukarı, hoplayıp aşağı, zıplamayı yukarı, seviyor. Yukarı, herkes yukarı, hoplayıp yukarı, zıplamayı yukarı, seviyor. Tren gezisi. Bugün Peppa ve arkadaşları tren yolculuğuna çıkıyor. İstasyon şefi Bay Tavşan. Kaç bilet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çocuk bileti ve bir öğretmen bileti lütfen. Çocuklar, sakın biletlerinizi kaybetmeyin. Biletlerinizi görebilir miyim lütfen? Ben biletimi kaybetmişim. Olamaz Pedro. Daha dikkatli olmalısın. İşte biletin. Oho, tekrar kaybetmemeye çalış. İşte tren geliyor. Çuk çuk. Treni Bayan Tavşan kullanıyor. Herkes binsin. Çuk çuk. Programlarınız. Çocukların aktivite programındaki her şeyi görmeleri gerekiyor. Bir tekne, bir işaret kulesi ve bir tünel. Ağaçlar görüyorum. Ağaçlar listede var mı? Hayır. Bulutlar görüyorum. Bulutlar listede var mı? Hayır. Büyük baba köpeği görüyorum. Merhaba. Merhaba büyük baba köpek. Büyük baba köpek listede var mı? Hayır, yok Peppa. Çünkü büyük babam listede olmaz. Ama teknede gidiyor. Ve tekne listede var. Yaşasın. Çocuklar aktivite programında tekneyi işaretliyor. Biletler lütfen. Bay Tavşan herkesin biletini kontrol etmeye geldi. Galiba biletimi kaybetmişim. Olamaz, olamaz. Miau, işte biletin Pedro. Üstüne oturmuşsun. Bir daha kaybetmemeye çalış Pedro. Tren yavaşça tepeye tırmanıyor. Tren hızla tepeden iniyor. Madam Gazel, biraz midem bulandı. Önde oturabilir miyim lütfen? Tamam Pedro. Trenin ön tarafına geçebilirsin canım. Ne? Merhaba Pedro. Yoksa miden mi bulandın? İstersen birazcık treni kullanabilirsin. Evet lütfen. Çok 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 tren hayaline gider. Uf 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 tren hayaline gider. Çocuklar aktivite programında işaret kulesini işaretliyor. Önemli biri yoldan geçeceği için bir işaretle tren durdu. Bu bayan ördek ve arkadaşları. hala bir tünel görmedik. Hava karardı. Şu anda tünele girdik.
tünel aktivite programındaki son maddeydi. Son durak. Buraya kadar herkes insin. Ama Madam Gazel, eve nasıl döneceğiz biz? Aha Peppa, başladığımız yere geldik. Tren büyük bir daire çizdi. Biletler lütfen. Pedro yine biletini kaybetti. Pedro, şapkamı alabilir miyim lütfen? İşte Pedro'nun bileti. Aa, oraya koymuştum. Büyük anne domuzun tavukları. Peppa ve George bu gece büyük anne ve büyük babalarının evinde kalıyor. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Merhaba miniklerim. Hoşçakalın, sonra görüşürüz. Güle güle anne. Gelin de bu gece nerede yatacağınıza bakın. Burası küçük bir domuzcukken anne domuzun odasıydı. Yani eski zamanlarda. Bu da annenizin yattığı yataktı. Zıplayan yatak. Ah, anneniz de küçükken tıpkı sizin gibiydi. Annem de yatakta zıplar mıydı yani? Tabii ki. Ama annem bize hep yatakta zıplamayın diyor. Anneniz küçük bir domuzcukken sizin gibi afacandı. Öyle miydi? Evet. Ah, şimdi bahçeye çıkıp büyük baba domuza bakalım. Büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Gelin de havuçlarıma bir bakın. Büyük baba domuz sebzeleriyle gurur duyuyor. Ve bunlar da bezelyelerim. Ama en iyisi benim güzel marullarım. Hayır, marullarım. Sanırım onları kuşlar yemiş büyük baba. Evet, kuşlar. Neden Bay Korkuluk'tan korkup kaçmamışlar ki? Çünkü marullarımı yiyen kuşlar çok şapşallar. Ne oldu büyük baba domuz? Arkadaşların yine sebzelerimi yemişler. Hangi arkadaşların? Tom, Dick ve Harry. İsimleri öyle değil. Büyük anne domuzun tavukları var. Vay canına. Cemayma, Sera ve Vanessa'ya merhaba deyin. Merhaba. İşte bu da Neville. Neville erkek tavuk mu? Evet Peppa, o bir horoz. O en kötüsü. O sebzelerimi eşeliyor. Neville sineği bile incitmez. Onu sinek yerken bile gördüm. Ayrıca o marulumu bile yemiş. Büyük babanın marulunu siz yemezsiniz değil mi? Üstelik yiyecek güzel mısırlar varken. Hadi böyle gelin. Peppa, George, tavukları mısırla beslemek ister misiniz? Evet, lütfen büyük anne. Alın tavuklar, yiyin bakalım. Bir oyun evi mi var? O tavuk kümesi. Tavuklar orada yumurtluyor. Yumurta mı? Ben hiç yumurta göremiyorum. Yakında orada yumurtalar olacak. Peppa ve George'un büyük anne ile büyük babasının evinde yatma zamanı geldi. Acaba tavuklar daha yumurtlamadı mı büyük anne? Belki sabaha Peppa. Sabah olduğunu nereden bileceğiz peki? Neville bize söyleyecek. Şimdi uyu bakalım. İyi geceler. Sabah oldu. Bu Neville. Bizi uyandırdığın için teşekkür ederiz Neville. Günaydın Cemayma, Sera, Vanessa. Bizim için hiç yumurtladınız mı? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yumurta büyük anne. Şimdi kahvaltıda yumurta yiyebiliriz. Teşekkür ederim Cemayma, Sera ve Vanessa. Herkese haşlanmış yumurta. Yaşasın! Mmm,
bu nefis. Büyük anne, tavukların nefis yumurta yapıyormuş. Evet, yedikleri güzel mısırlar sayesinde. Ve benim marullarım. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim. Bir yetenek seçmek çok zormuş. Pek çok şeyde iyiyim çünkü. Canını sıkma. Yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazelle de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Ney? Polly Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil Emily. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim. Ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim, dünyada en iyi yaptığım şey... kocaman çamur birikintilerinde zıplamak. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor.